Merhaba arkadaşlar, ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Bugün şu an bir kısa süreli bir tatile gidiyorum. Ve size bunu göstermek istedim. Amerika'daki uçaklar uçuşlarını. Daha önce birçok video görmüşsünüzdür. JFK'den Türkiye'ye gidiş gelişle alakalı. Şu anda ben New York'un başka bir havalimanındayım. Burası JFK değil. New York'ta sadece JFK yok. Mesela New Jersey var. New York değil ama yakın o da genelde. Oraya da Türk Hava Yolları uçuyor. Orada var bir tane havalimanı. Newark diye. Benim bulunduğum havalimanı ise LaGuardia diye bir havalimanı. Burası genelde değil. Hep herhalde iç hat uçuşlarının olduğu yoğun yerlere uçulan, işte Washington olsun, Florida olsun gibi yerlere olan uçuşlar. Ben de bugün South Carolina'ya, Güney Carolina'ya uçuyorum. Orada ufak bir tatil yapacağım. Uçak biletiyle alakalı detayları falan size paylaşacağım. İçeride check-in nasıl yapılıyor falan hepsini size göstermeye çalışacağım bu videoda. Şimdi bir etraf göstereyim. Bakın, burası benim uçacağım terminal binası. Terminal A diye geçiyor. Ve bunun böyle BC diye ayrı terminalleri de var. Onlar biraz daha arka taraflarda. Bayağı büyük burası. Hani iç hat olmasına rağmen bayağı büyük yani. BC'nin olduğu yerden buraya 1 milden fazla geldim arabayla. Burada hemen bagaj taşımak için 6 dolara şey koymuşlar. 6 dolar atıp bagajınızı taşıyabiliyorsunuz. Birazdan içeri gireceğim. Size içeride check-in işlemi nasıl yaptığımızı falan anlatacağım. Evet, havaalanının içinde bir kafe falan olmadığı için bir yaklaşık 7-8 dakika yürüdüm. Hemen havaalanının çıkışında bir tane benzin istasyonu ve 7-Eleven var arkadaşlar. Buradan gelip bir yiyecek falan aldım. Bir şeyler gümlettim. Şimdi burada biraz bekliyorum. Şimdi gideceğim. Daha benim uçuşuma yaklaşık 3 saat var. Erken geldim biraz. Birazdan gideceğim. Klimada oturacağım. Şu an havalimanına tekrar geri gidiyorum. Karşıya doğru gideceğim. Bakın, burada demirden duvar yapmışlar. Hafif de eğimli. Sanırsam uçaklar bunun pistler arkasında olduğu için uçaklar buradan kalkıyor. Uçaklardan gelen jet motor rüzgarının etkilememesi için böyle eğimli duvarlar yapmışlar. Ben de tam karşıdaki binaya gideceğim. Oradaydım zaten demin. Uçağımı beklemeye başlayacağım. Arkadaşlar, içerisi bu şekilde. Şu tarafta JetBlue'nun check-in yerleri var. Bu tarafta Spirit'in. Ama yani hiçbir personel yok. Burada kendi kendinize bagajlarınızı tartıp ayarlıyorsunuz. Ve şu kapıdan girip çantanızı içeri vereceksiniz. Sıra bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çantayı vermeyecekseniz sağ taraftan geçiyorsunuz. Ben de çantamı vermeyeceğim içeriye. Çanta bende kalacak. O yüzden burada şu an sıramı, saatimi bekliyorum. Ama şuradan yoksa, şuradan check-in yaptım. Boarding pass'ımı aldım. Şimdi bekliyorum. Sıram geldiği zaman içeri gideceğim. Şu an böyle bir durumdayız. Şimdi security'den geçtim arkadaşlar, güvenlikten. Güvenlikten geçtikten sonra içerisi daha güzelmiş. Burayı bilmiyordum ben. Ama güzel bir güvenlik yapıyorlar şurada. Açıkçası bayağı bir kontrol ediyorlar. Amerika'da böyle video çekmek yasak oluyor genelde. Başımız belaya girmeden kapatalım. Şimdi bekleme alanına geldim. Burası LaGuardia havaalanı. Bu şekilde 6 numaralı kapıdan gideceğim. Bir yarım saat kaldı kapıyı açmalarına. Yan tarafa güzel bir bar yapmışlar.
Her masada tablet var. Oturduğunuz yerden siparişinizi veriyorsunuz. Yanınıza, elinize veriyorlar içeceğinizi. Birazdan gidip ben de bir şeyler içeceğim. Şöyle tablet var arkadaşlar. Bu tablette Türkçe bile menü koymuşlar bakın. İnanılır gibi değil. Şimdi burada sipariş vereceğiz. Bakalım fiyatlar ne kadar. Mesela sandviçe girelim. Sandviç $12 falan diyor. Ne kadar güzel değil mi? Çok ucuz yani aslında. Dışarıda da bunlar o kadar. Lokantada yerseniz. Geri dönelim. Pizzaya bakalım. Pizzalarda 15. Margarita standart burada. İyiymiş yani fiyatlar. Şarap var. İçkilere girelim. Diyet kola $4.50. Domates suyu, ananas suyu falan hep $4. Alkollü içeceklere girelim. Burada da ayırmışlar rom, tekila, likör falan diye. Vodka diye girsek. Bunların fiyatlarını göremedim. Mesela Martini alsak bir tane. Türkçe yazmışlar bakın. Enteresan. Ya buradan seçiyorsunuz, ona göre fiyat veriyor. O yüzden yazmamış. Bakalım. Ben başka bir şey seçeyim. Şimdi ben bira söyledim arkadaşlar. Bir tane Budweiser. 7.75. Tip veriyorsunuz. Toplam $10 geliyor yani. Oturdum. Şimdi burada bira içeceğim. Şimdi arkadaşlar sırada bekliyorum. Kapıdan içeri gireceğim birazdan. Gördüğünüz gibi demin restoranda oturdum. Fiyatlar da normaldi. Yani burada herhangi bir lokantaya gitseniz aynı fiyatlardan pizza, aynı fiyattan bira içiyorsunuz zaten. Ben bir tane Budweiser içtim. Tiple beraber $10 ödedim. Menüsü, Türkçe menüsü vardı. O değişik geldi bana. Pizzalar $15'dı. Şaraplar işte aynı. Yine dediğim gibi restorandaki fiyatların aynısı. Böyle uçuk kaçık fiyatlar yok. Bu da güzel bir şey. Tatile başlamış oluyorsunuz yani direkt. Çok fiyat harcamadan, çok para harcamadan. Şu an kapının açılmasını bekliyorum. Birazdan açacaklar. Ve içeri gireceğim. Bilet hakkında bilgi vereyim size. Şimdi ben bu bilete cumartesi günü uçuyorum. Pazartesi günü döneceğim. Biletin fiyatı $250. Pardon, $140. Ama sadece sırt çantası alabiliyorsunuz yanınıza. Ben de bir tane yanıma ayrıyetten bagajı aldığım için, ama içine, uçağın içine koyacağım. Yani bagaj tarafına vermeyeceğim. Ondan dolayı bir $80-90 daha verdim. $240 civarı tekstle beraber bu uçak biletini almış oldum. Bu da yine uygun bir fiyat. Yani normalde sadece bir sırt çantasıyla gitseniz normal ölçülerde $150 gidebiliyorsunuz. Birazdan kapı açılacak ve içeri giriyor. Şimdi uçağın içindeyim arkadaşlar. Ufak bir uçak neredeyse. Yani şöyle dizi mesafesi var. Koltuğumda da bu boşluk var ortada yani. Böyle straight değil, düz değil koltuk. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Yani boş bir yer varsa değiştiririm aslında. Sanki çukura oturuyormuşum gibi şu an. Böyle bir hava yolu. Some of y'all don't know y'all left from y'all right, but that's all right, man. So you're looking. Excellent, Nelly. All the way down towards your feet and stretch out your spine. Get all the way down there, all the way towards the carpet. Get a really, really good stretch. Bak, Julia'da
Actually, I want you down there to pick up those pop cans, those chip bags, those newspapers, and all that trash you left down there for us. Help us pick it up so we can keep this aircraft clean. We do appreciate it. So it's an opportunity for the rest of you guys to get 1,000 points. And then it's with the Spirit MasterCard. With the Spirit MasterCard, you can get up to 65,000 points. Burada da yine uçak kapıları açmadan herkes kalkıyor arkadaşlar. Yani burası da aynı. Şu an South Carolina Myrtle'deyim. Arkadaşlar Myrtle Beach'e geldim. Şu an Myrtle Beach'in Broadway denilen yerdeyim. Bu videoyu da burada bitireceğim ben şimdi. Başka videolar gelecek buradan. Bakalım duruma göre. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Eve gutmann.